Bu robot resimler Savcı Bey'in karısının tarifine göre çizilmiş komutanım. Botanın yardımcıları bu iki köpek. Baktım komutanım. Bunların içinde onlar yok. Aranızda bunları tanıyan var mı? Gözünüzü fal taşı gibi açarım lan. İyi bakın lan şunlara, iyi bakın. Kör mü oldunuz lan? Ha? Bacım. Bacım. Bacım iyi misin? Bacım. İyi misin bacım? Bacım iyi misin? Bacım. Bacım. Hemen bir ambulans çağırın. Bölge 5 yuva. Sanayi mahallesi Dere Sokak. Acil bir ambulans istiyorum. Bir vatandaş bayıldı. Tamam Gölge 5. Hemen sevk ediyorum. Bacım. Bacım iyi misin? Dert boşunu vurdu herhalde. Evet. Bacım. Bacım iyi misin? Bizi duyuyor musun? Neredeyim ben? Ne oldu bana? Ulan alayınız kör mü oldunuz lan? Kör mü oldunuz? Aranızda bu şerefsizi tanıyan yok mu? İyi bak lan şuna. İyi bak, iyi bak. Celil yeter. Konuşmayacaklar belli ki. Ben bunların lisanını iyi bilirim komutanım. Ama siz bu lisana hep karşı çıkıyorsunuz. Suç unsuru bir şey var mı? Yok komutanım. Hep aynı şeyler komutanım. Yok aga, bende de yok bir şey. Ama şu yazdıklarına bakarsan hepsi açık ortada. Bunların işleri güçleri devletle uğraşmak. Aga bak, buradaki yazıya göre töre cinayetlerini, kan davasını falan hep devlet icat etmiş. Yani maşallah, bunların hepsi sütten çıkmış ak kaşık. Ya ne bu kadar kız, karargahın önündeki kız. Ha, o da devlet. İyi misin bacım? Düşüp bayıldın o kadar. Bir beyin MR'ı çekip baksınlar sana. Sağ ol asker abi. Ben kendim giderim hastaneye. Size de çok zahmet verdim. Sen bilirsin bacım. Kendini iyi hissediyorsan git tabii. Bacım kitaplarını al. Şş, dur bakalım. Bir dakika bir dur bakalım. Ne arıyorsun sen burada? Düşmüştüm ben. Bu abiler yardım etti bana, sağ olsunlar. Ne oldu burada? Doğru mu söyledikleri? Evet komutanım. Düşüp başını çarptı. Kendine yeni geldi daha. Git hadi. Ne oluyor Celil? O karargahın önündeki kız burada düşüp bayılmış. Huylandım ben bu kızdan komutanım. Olabilir ama bana pek huylanacak gibi gelmedi. Hadi toparlanalım. Hadi acele edin.